Hayatımda ilk kez sahte bir ekran kartını kutusundan çıkartacağım arkadaşlar. Teknopat Sosyal'de bizim okurumuza sahte ekran kartı satmışlar. Ben de hemen dedim bize kartı gönder, sağ olsun gönderdi. Kutudan bir tane CD çıktı ilk olarak. Üzerinde Çince yazılar yazıyor. Bu arada gariptir. Hem Nvidia logosu var hem AMD logosu var. Sahtelik daha buradan başlıyor arkadaşlar. Bu arada kutuda acayip bir şekilde GeForce Series yazıyor. GeForce Series de ne series? GTX Series mi? RTX Series mi? Yani böyle genel bir kutu yapmışlar. İçerisine ne koysak gider diye. Neyse devam edelim kartımızı çıkartmaya. Şimdi bir tane şey çıkıyor kutuyu doldurmak için. İkinci el olarak almış kartı arkadaşımız. Çift poşette geliyor. İşini sağlam almışlar satıcılar. Şimdi kartın kendisi bu arkadaşlar. Gördüğünüz fake GPU. GTX 960 diye satmışlar bu kartı arkadaşımıza. Fakat içerisinde GTX 450 gibi bir GPU var. Öyle gözüküyor en azından GPU Z'de. Biz zaten kartın soğutmasını söküp içerisindeki GPU'ya daha yakından bakacağız ama önce bu kartı bir sisteme takalım. Ne olduğuna biraz daha yakından bakalım. Bu arada kartın arkasında bir tane etiket varmış. O etikette de TX 960 yazıyor. G'sini unutmuşlar herhalde. Başka neler var onlara da bakalım. Ha, altta yazıyormuş. GTX 960 4096 MB 128 bit. Ya bayağı uğraşmışlar. GDDR5 yazıyor. GDDR5 olduğundan bile şüpheliyim açıkçası arkadaşlar. Bellekleri de kontrol edeceğiz. Şimdi kart takalım. RTX 3060 Ti. Sen çekil kenara arkadaşım. 960 geldi. 960. Şimdi kartımızı taktık. Bütün bağlantıları yaptık. Sistemimizi çalıştıralım. Bakalım görüntü gelecek mi? Daha açılır açılmaz ilk hatamızı aldık. The VGA card is not supported by UEFI driver. Ekran kartının UEFI desteği yok. Yani eski nesil bir kart olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Zira yeni nesil ekran kartlarda UEFI desteği mevcut. Şimdi F2 diyerek devam edelim. Soğutucu niye çalışmıyor diye soruyor olabilirsin. SATA kablosunu bağlamayı unutmuşuz. Ekrana döndüğümüzde mavi ekran aldığımızı görüyoruz. Bakalım bunu çözmek için belki bir güvenli moda girip eski sürücüyü kaldırmamız gerekebilir. GTX 960. Arkadaşlar çok güzel iş başarmışlar aslında. Kartın BIOS'una dahi GTX 960 yazmışlar. Tekrar mavi ekran alırsak sistem kurtarma moduna girecek diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet bu defa mavi ekran almadan masaüstüne ulaştık fakat çözünürlük bayağı bir sıkıntılı. Şimdi önce bir sürücüleri kaldıralım. Ondan sonra yeni sürücü kurmaya çalışalım. Sürücüyü kuramadan tekrar bir ekran kartıyla ilgili mavi ekran aldık. NVLDDMKM.SYS. Tam beklediğim gibi sistem kurtarma moduna giriyor. Şimdi güvenli moddan ekran kartı sürücüsünü kaldıracağız. Sorun gider diyelim. Gelişmiş seçenekler diyelim. Başlangıç ayarları diyelim. Yeniden başlat. 4'e basıp güvenli moda girelim. Güvenli modda da ekran kartımızın sürücüsünü kaldıralım. Nvidia kaldırma programı tamamlandı. Şimdi yeniden başlat diyelim. Sürücüyü kaldırdık artık bakalım nasıl olacak. Bu arada bir yalan da burada var. 2011 yazıyor. GTX 960 2014 yılında çıktı. Yani aslında burada 2014-2015 falan yazması gerekiyordu. Önce bir çözünürlüğü düzeltelim. 1468'in üstüne çıkamıyoruz. Peki o zaman internetten bu karta bir sürücü indirmeyi deneyelim bakalım. GeForce GTX 900 serisi. Hadi 960'ı seçelim. Windows 10 64 bit diyelim. Aramaya başla diyelim. 461.40 aslında bir nevi bizim sildiğimiz sürücüyü verdi. Kabul et ve yükle diyelim. Bakalım bu güncel sürücüyü sahte kartımıza kurabilecek miyiz? Bu arada bir sürücüyü kurana kadar sistem kendisi Windows Update üzerinden bir sürücü kurdu. GeForce GTX 960 olarak kart gözüküyor fakat tıkladığımızda sorun bildirdiğinden Windows bu aygıtı durdurdu. Kod 43 hatası aldığını görüyoruz. 432 sürüm sürücüyü yüklemiş Windows. Şimdi biz en güncel sürücüyü kurmaya çalışalım. Bakalım kurabilecek miyiz? Okey diyelim. Sürücü kurulumunda bir sorun yok gibi gözüküyor. Kabul et ve devam diyelim.
Evet, sorun yok dedik. Sürücüyü kurarken mavi ekranı aldık. Bakalım sistem yeniden başlasın. Ne olacak görelim. İkinci denememizi yapıyoruz. Bakalım bu defa kurabilecek miyiz derken yine mavi ekranı aldık. Başka bir yöntem deneyelim artık. Eski bir sürücü kurmaya çalışalım karta. Nvidia'nın sitesinde şu anda ufak bir sorun var diye tahmin ediyorum. Zira GTS 450 serisi için uygun olan sürücü 391.35 şu anda inmiyor. Onun yerine Windows'un kurduğu sürücüyle birlikte GPU-Z'yi çalıştırdık ve sağ üstte normalde Nvidia logosu ya da ekran kartı üreticisi neyse onun logosu olması gerekiyordu. Fakat burada bir ünlem işareti var ve solda fake yazıyor arkadaşlar. Yani GPU-Z'de ekran kartının sahte olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Karşımızda GTS 450 var fakat GTX 960 kılığına girmiş, onun rolünü oynamaya çalışan bir ekran kartı. En azından bellek konusunda yalan söylemiyor. Gerçekten GDDR5 Samsung bellekler varmış kartın üstünde. Ama gelin GPU'ya bakalım. GPU'nun kendisi neymiş? Tam modelini öğrenelim. Tabii kartı açmadan önce GPU-Z'nin GPU modelini belirttiğini söyleyelim. GF116 yazıyor. GF, GeForce Fermi, yani eski nesil bir mimari olduğunu anlıyoruz buradan. GTX 960'da daha güncel bir mimari olması gerekiyordu. Evet, Çin malı. Fake kartımızı sökmeye başlayalım. GPU karşımızda, macunu silelim. Evet, GPU'nun üzerindeki termal macunu kazıdık ve tak diye düştü. Kel göründü arkadaşlar. 114 yazıyor. GF114, yani GeForce Fermi 114'ün kodu bu. Peki bu nedir? Bakalım isterseniz tam modeline. Fermi 2.0 GPU birçok ekran kartında kullanılmış. Örneğin GTX 460'ta kullanıldığını görüyorum. GTX 555 OM sürümünde kullanıldığını görüyorum. Bakıyorum 570M gibi mobil GPU olarak da kullanılmış. Fakat sonuç olarak bir gerçek değişmiyor ki bu kart GeForce Fermi ve Fermi'nin sürücü güncelleme desteği bitti. GTX 960 gibi Maxwell mimarisine sahip değil. Şimdi dikkatimi çeken bir başka nokta da buradaki ekran kartlarında genelde 1 GB bellek var. Fakat bu kart 4 GB belleğe sahip olduğunu iddia ediyor. Bunu da kontrol ettik arkadaşlar. Belleklerin kodlarını arattığımızda bu bellekler Samsung'un 1 gigabit bellekleri olarak çıkıyor. Yani modüllerin her biri 128 MB kapasitede. Bu ne yapar? Ön yüzde 512 MB belleğimiz var. Arka yüzde de 512 MB. Toplam bellek miktarı 1 GB arkadaşlar. Yani buradaki etikette yazdığı gibi 4 GB GDDR5 belleği yok. GPU sahte, bellekler sahte. Sürücü CD'sine kadar sahte bir ekran kartını sizler birlikte görmüş olduk böylece. Evet, sahte ekran kartı satılan okurumuza biz muadil bir ekran kartı göndereceğiz. Fakat siz ikinci el ürün alırken dikkatli olun. Bir ürün piyasa fiyatının çok altındaysa sahte olma ihtimali yüksek. Özellikle de şu soğutmayı gördüğünüz zaman ve GTX 960 diye satılıyorsa o karttan uzak durmanızda fayda var. Zira ne güncel sürücüleri kurabileceksiniz ne de karttan GTX 960 performansı alabileceksiniz. Kartınızla oyun dahi oynayamayacaksınız. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Size sahte ekran kartı satıldı mı ya da GPU-Z'yi çalıştırınca ekran kartınızın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu gördünüz? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz dislike verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.